Tekrar merhabalar değerli dostlarımız. Güzel bir gün, Cuma günü mübarek bir gün ve tabii çok değerli bir konuğum var bugün belirtmiştik. ARG Şirketler Topluluğu sponsorluğunda değerli konuğum Şanlıurfalı iş adamı ama aynı zamanda Şanlıurfa Spor eski kulüp başkanı. Aslında çok yönlü bir insan. Urfa Spor Kulüp Başkanlığı'nı söyleyeyim, iş adamlığını söyleyeyim, iyi bir sanat adamı onu mu söyleyeyim, iyi bir memleket sevdalısı onu mu söyleyeyim. Gerçekten Şanlıurfa ekonomisine büyük katkı sağlamış bir insan. Sayın Reşit Karakaş. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olasınız. Nasıl, iyi misiniz efendim? Elhamdülillah, çok şükür, siz iyisiniz. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Allah razı olsun, sağ olun. Evet, Sayın Başkanım, tabii ki gündemimiz koronavirüsü. Önce oradan başlayalım isterseniz, neler söyleyeceksiniz korona ile ilgili? Şimdi korona, biliyorsunuz bugün dünyada, dünyayı evet, hemen hemen bütün sistemleri alt üst etti. Evet. Bunun adı bir savaştır. Bu Allah'ın bize bir ders verdiği bir savaştır. Evet. Eğer biz anlarsak bu savaşı nasıl kazanırız? Biz kendi ülkemiz olarak Allah'a yaklaşacağız. Allah'ın ipine sarılacağız. Evet. Ve bu şeyden bir an evvel Rabbim de bugün cümaler yüzü hürmetine bu sıkıntıyı üzerimizden bir an evvel def etsin inşallah. Amin efendim. Zor bir süreç yaşıyoruz. İşte malumunuz günde 125'e çıktı ölü sayımız. Evet maalesef. Yaklaşık Mart'tan bu yana 1600'ün üzerinde ölü sayımız var. Evet. Bunun yanı sıra vakalarımız var. Etüt dediğimiz yoğun bakımdaki hastalarımız var. Rabbim onlara da şifa versin. Amin efendim. Ha bu hakkımız mı? Hakkımızdır. Biz Müslüman olarak ayılmamız lazım artık. Evet. Yeni bir doğuş, yeni bir dünya olacak. Yani eski 3 ay, 5 ay evveli artık beklemeyelim yani. Yeni bir dünya, yeni bir sistem. Yani artık pislikleri atmamız lazım. Evet. Biz neysek, Peygamberimizin ümmetiyse evet, eğer biz ona, bize şefaat etmesi için onun sünnetlerini yerine getirirsek ve Allah'a da sarılırsak, evet, birbirimize duamızı bollaştırırsak ve biz bu şeyden bir an evvel inşallah kurtuluruz. İnşallah. Ama efendim, yapmazsak sonumuz hüsran olur. Sonu, evet. Evet. Başkanım, peki Türkiye'deki bu konuda güvenlik önlemleri var, izolasyon oranları var. Tabii bu Şanlıurfa'ya da geçerli. Evet. Şanlıurfa sizin bakış açınızla bu entübe olayına, izolasyon olayına uyuyor mu? Kendi kendini koruyor mu? Şimdi Şanlıurfalı kardeşlerimiz bu konuda biraz erkek. Evet. Yani erkek dediğimiz Urfa tabiri gerekirse Efe. Evet. Biz öyle söyleriz. Yani bu virüs bize bir şey yapmaz demesinler. Yani şimdi demin Fırıncılar Dernek Başkanı'nla da görüştük. Evet. Yani gerçekten yani iki gün, yani cumartesi, pazar günü bırakın da o tepsiyi yemeyelim. Aynen. Aynen efendim. Yani o iki günde bizden geç. Çünkü can, burada can savaşı veriyoruz. Evet. Yani mümkünse gidip ekmeğini alıp sosyal mesafeyi koruyarak, evet, yani ekmeğimizi alıp en azından eve götürelim. Valla evde ekmeğimiz varsa gitmeyelim. Aynen. Yani bu sosyal mesafede Urfa biraz çok kötü bir durumda. Evet. İşte yaklaşık herhal bir 30-40 vakamız var Urfa'da. Evet. En asgari şekilde eğer götürmemizi istiyorsak bu bizim elimizde. Kesinlikle efendim. Biz bunu yaparsak, bunu düzenli bir şekilde cumartesi pazarıyla ki tabii şehir bu şeyden belli %70 gibi eve kapanmıştır. Yani evet, %30'lar o da mecburiyetten, yani işi olan, ödemesi olan, şuyu olan, buyu olan. Onlar mecburiyetten çıkmak zorunda. Çünkü bunda çok iyi bir iyileştirme olmadı. İnsanlar rahat değil. Ama yani benim acizane fikrim bu iş yani söylenene göre önümüzde Perşembe günü 23 Nisan. 23 Nisan. Evet, 23 Nisan'da bence bir 4 gün sokağa çıkma gibi, hı hı, bir düşünceler var. İnşallah onu şey derler. Aslında bu işin baştayken hazırlıksız Türkiye yakalandı. Yoksa bu 14 gün bir eve kapanma olsaydı belki bu hastalarımız daha aza düşerdi, vakalarımız daha aza düşerdi. Ama demek ki biraz şeysiz yakalandık yani. Aslında hazırlıksız değil başkanım. Mesela Çin'de bu olay çıktığında biz en az 3-4 ay öncesinden haberdar olduk bundan. Yani Çin, ciddiyem ama beklentim içinde değildik acaba? Hani
Çin'de çıkarken biz sadece seyrettik orada. Yani bize gelmez gibi. Evet. Sanki çok inanmadık gibi. Çok inanmadık. Yani çok ciddiye almadık. Yani Çin'dedir. Çin işte Allah tarafından işte çarpıldı falan gibi şunlardan bunlardan geçindirmeye çalıştık. Maalesef şimdi de Türkiye'de bizi de o arada şeysiz yakaladı ve yoksa bunun ilacı dediğim gibi eve kapanıp 14 gün. 14 gün içerisinde kim hasta, kim vaka hepsi evlerinde tespit edilirdi. Evet. Onlar hastaneye yatırılırdı gerekirse. Daha bir cüzi şekilde belki geçiş olabilirdi ama maalesef bundan sonrakine bakacağız. Aynen. Başkanım hatta bir canlı bağlantı varmış. Evet hattımızın diğer ucunda bir konumuz var. Efendim merhabalar. Merhaba. Alo. Alo. Evet, Salih ben... İlhan İzmir'den. Salih abi merhaba. Merhaba, merhaba Mehmet'im. Başkan nasıl, iyi misiniz? Çok şükür Allah'a, çok şükür. Bildiğin gibi evde hepimiz hastayız, hepimiz işte tecritliyiz. Evet. Oturuyoruz evde. Nasılsın, iyi misin sen? Çok teşekkür ederim, Allah razı olsun, saygılar sunarım. Bu arada siz 65 yaşa takıldınız mı efendim? Herhalde. Evden evet. Çıkmıyorsunuz. Evet. Peki İzmir nasıl bu noktada Sayın İlhan? Vallahi İzmir'de de yani aynı, İzmir biraz çok rahat bir şehir. Evet. İzmir halkı biraz şeydir yani large'tır diyelim. Evet. Large'lıktaki hadise çok rahat bir millet. O yüzden bazen böyle bunu ihlal edenler çok tabii. Evet. İhlal edenler çok. Evet. Yani Sayın İlhan. Efendim. Evet. Şimdi siz bizim bildiğimiz gazeteci yanı sıra iyi bir spor adamısınız. Evet. Şimdi de değerli konuğum eski kulüp başkanımız Sayın Reşit Karakaş da burada bizimle birlikte. Evet. Şanlıurfa Spor tabii ki hani kan kaybediyor demeyelim de Şanlıurfa Spor artık yoğun bakımda. Evet. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Bir de eğer ki bu virüsten dolayı bir yasa çıkarılıp küme düşme kalkarsa Urfa Spor'un kurtulmak gibi şansı var mı acaba? Vallahi biz ona buna sığınacağımıza işte Urfa Spor'un... Alo. Deniyor başkanım evet. Urfa Spor'un kapanıp kapanmaması olayı değil. Biz aslında Şanlıurfa Spor'un 1968'den bu tarafa, kuruluşundan bu tarafa yaptığımız en büyük hata var. Çok büyük bir hata var. Şimdi bu hatayı biz tekerrür ettikçe Urfa Spor'un her zaman şeyi, kurtuluşu olmaz, kaçınılmaz, sürekli şeyler yaşar yani. Badireler yaşar. Bu badireleri yaşamamak için de Urfa Spor'a yeni bir kimlik kazandırmak lazım. Şimdi benim kimlikteki kastım şu. Biz sürekli Urfa Spor'un yönetimleri değişir. Değişim sürecinde işte üyeler toplanır, eder. İşte efendim hiç ödenmeyen aidatlar ödenir. Ödendikten sonra da işte kongreye gidilir. X bir şahıs gelir. İş adamıdır. Efendim kendine güveniyordur. Gelir, girer, eder. Ondan sonra tabii ekonomik olarak gücü yetmeyince de kalkar bırakmak zorunda kalır. Ya efendim takım şampiyon olur, ya efendim küme düşer, ya orta sıralarda bitirir. Bu nedenle Urfa Spor'u adam vermiştir adam, yardım etmiştir. Urfa Spor'a trilyonlarını harcamıştır. Ama sonuçta Urfa Spor'un kötülüğü için gelmemiştir bu insan. Evet. Gelmediği için ondan sonra eğer takım kötüye gittiği zaman hepimiz ayyuka kalkıyoruz. İşte adama küfür ediyoruz. Adamın şahsiyetine, ailesine, kişiliğine kalkıp işte yok efendim parayı bağışla, yok bilmem şunu yap, bunu yap diye. Adam tamam yani futboldan anlıyordur, anlamıyordur. Fakat yani kalkıp da o adamı rencide etmenin, bilmem şunu bunu yapmanın bir alemi var mı? Yok. Şimdi Urfa Spor böyle olunca da tabii gelen diyor ki kardeşim diyor ben diyor bu kulübe gittiğim zaman, bu kulübe aldığım zaman paramla ben rezil olacağım. Ben bu parayı vereceğim. Ondan sonra da benim kalkıp 77 sülaleme küfür edilecek. Ben evet. Bu nedenle bundan imtina ediyorum, gelmiyorum. Bakın işte Urfa Spor'u alacak kimse yok şu anda. Ona koşuyoruz, buna koşuyoruz. Ha bizim temelde yapacağımız şey şu Mehmet'im. Yani eğer şey yaparsanız, izin verirsen ben izah edeyim sana. Çok kısa olmak kaydıyla buyurun lütfen. Ha. Şimdi Şanlıurfa Spor'a bizim bir kimlik kazandırmamız lazım. Bu kimliktedir biliyor musunuz? Şimdi Şanlıurfa Sporu bir Trabzon, bir efendim Galatasaray, bir Beşiktaş, bir Fenerbahçe gibi kulübümüze bir kimlik kazandırmamız lazım.
Şimdi kalkıp bugün siz Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın efendim kongre üyesi olmak istediğiniz zaman bir defa cebinizden fedakarlık yaparak 3-5 trilyonlara para yatırıyorsunuz. Hı hı. O paradan sonra da etraftan referans alıyorsunuz. Gerçekten bu adam Beşiktaşlı mı? Gerçekten Fenerbahçeli mi? Gerçekten Galatasaraylı mı? Ondan sonra siz kongre üyesi oluyorsunuz. Kongrede de sizinle beraber efendim seçime giden üyeler X bir şahsı seçiyorlar, ediyorlar. Şimdi bir Fenerbahçe kongre üyesi adam kimliğini çıkardığı zaman herhangi bir yerde çıkıyor. Fenerbahçe kulübünün ben yönetim kurulu üyesiyim, efendim kongre üyesiyim dediğim zaman o kimlik her yerde geçerli şekilde oluyor. Yani geçerli oluyor o yani kimliği sürekli para eden. Şimdi bizim bu kulübe bizim kimlik kazandırmamız lazım. Anladım kimlik kazandırmak için de bizim şehrimizin ileri gelenleri işte mülki idare amiridir, belediye başkanıdır. Yeniden Şanlıurfa Spor'u yapılandırmamız lazım. Bu yapılandırmada efendim benim 3000 tane üyem olacağına, 3000 tane kongre delegesi olacağına, 300 tane benim delegem olsun. Bu 300 tane delegem gelsin efendim kongrede başkanını seçsin, yönetimini seçsin. Ama bu yaptığımız bizim şeyden futboldan anlayan, efendim ekonomik gücü olan, yani adam Urfa Spor'a geldiği zaman evet ya kardeşim şu şahıslar bu kulüpte, ben de bu kulübe gideyim elimi taşın altına koyayım o şekilde şey yapayım, yani Urfa Spor'u bir yerlere getirelim. Evet. Şimdi hiç bir mesela benim Karataş sevgili kardeşim gelmiş yardımcı olmak istiyor. Efendim yaptı da etti de cebinden de harcadı. Buna rağmen ne oldu? Ne oldu? Adamın ya parası gitti ya efendim gücü gitti. Her türlü şekilde şey yaptı. Şimdi kalkıp Reşit Bey o kadar parayı harcadı etti bilmem ne yaptı. Kardeşim bu taşın altına başkası da el sokmazsa etmezse. Tabii tek başına olmuyor. Tek başına olmaz. Evet. Şimdi olay şurada. Sayın Valimin, Sayın Belediye Başkanımın, Mülki İdare Amirlerinin hepsinin toplanıp bu kulübe yeniden bir kimlik kazandırmak lazım. Ve bunun için de iş adamlarını, 300 tane iş adamı, 30 tane iş adamını toplayacak, diyecek ki kardeşim ben delegeleri şu insanlardan da seçiyorum. Anlatabildim mi? Evet. Bu delege yapsın da kimse bozamaz, edemez. Her kongre döneminde götürüp aidatını yatırıp efendim şey yapmak değil. Yani efendim 10 lira, 100 lira efendim aidatı yatırıp kongre delegesi veya seçme hakkını vermem ben o insana. Anladım. Ama 300 tane delege yaparım. O 300 tane delege kalkar şahsiyetli, hakikaten futboldan anlayan, ekonomik gücü olan insanlarla beraber oturup kalkıp kulübü onlara ben teslim ederim derim. Anladım. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. İnşallah bir gün geliş programda tekrar görüşürüz efendim. Saygılar sunuyorum. Gözlerinden öpüyorum. Hürmetler efendim. İyi günler diyorum. Hayırlı programlar. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Tamam. Evet, Sayın Karakaş, Salih Bey de gerçekten o da spora bayağı bir zaman ayırmış bir büyüğümüz. Tabii spora ama ayrı bir sayfa açacağız. Çünkü sizin bu konuda evladınız spor. Şimdi Sayın Reşit Karakaş'ın 5 evladı var. Urfa Spor 6. evladı. Ben o kadar sevgisini biliyorum. Oraya geleceğiz ama önce bu virüsü ortadan kaldıralım. Şimdi başkanım, tabii ki virüse dikkat etmek gerekiyor diye uyardınız bizi ama şimdi siz bir iş adamısınız. Yanınızda da onlarca insan çalışıyor. Bu virüs sizi ne şekilde etkiledi? İnsanları işten çıkardınız mı? Neler oldu bize bir anlatır mısınız lütfen? Şimdi virüs bize sadece şöyle etkiledi. Psikolojimizi bozdu. Evet. Biz hiçbir işimizi çıkaramadık ve çıkarmayız da. Çünkü bir baba evladını sıkıştığı vakit desteklemesi lazım. Evet. Şimdi kızımızı gelin ediyorsunuz. Eğer yeri iyi değilse kim buna destek olacak? Babası. Aile desteği olacak. Evet. Şimdi personel de senin bir evladındır. Eğer bu krizlerde personeli sen dışlarsay, ondan sonra Allah da seni bitirir. Biz bu ortamda destek olmamız lazım. Ha bitiyorsa hep beraber gidelim. Evet.
Yani firma eğer 100 tane personelden bitecekse 3-5 ay eğer aylık veremiyorsa verdiği kadar 3 aydayı 5 ay hepimiz şirketimizi alıp çıkalım. Çünkü hepimiz oradan ekmek yiyoruz. Evet, evet. Şimdi ben bir tek başıma ne yapabilirim? Hiçbir şey. Tek başına evet bir şey olmaz. Ama 100 kişiden çok şey olur. Madem ben bu rahatlığı bu ekipten beraber yaşıyorsam valla bu sıkıntıyı da beraber yaşamamız lazım. Çok güzel efendim. Beraber ya nereye kadar giderse oraya kadar götürmemiz lazım. Tabii bu arada bunun yanı sıra devletimiz de destek verdi çok. Hı hı. Yani personelin işte maaşlar bir kısmına evet. Bir kısa bir 170 gibi bunlara da destek verdi. İşkur üzerinden bunların destekleri de yapıldı. Ama ben şahsım hiçbir şekilde o destekleri almadan ne kadar giderse ve ben personellerime de şunu söyledim. Nerede biterse orada beraber gideriz diye. Evet. Niye? Bu destek olmaktır. Bu ortamda eğer biz birbirimize destek olmazsak Allah da bize destek olmaz ve kökten biteriz. Aynen efendim. O zaman bir an desteklemek gerek. Diyorsunuz evet. Ki ben ama az çok güzel dediniz bunu. Benim geniş günümde ekibim benimle birlikteydi. Bugün hafif bir darlık gördüm ama hadi eyvallah verirsem bana yakışmaz Allah dediniz. Kusura bakmasın kimse. Evet. Peki başkanım ama sizinle bitmiyor. Sadece Reşit Karakaş olarak bu iş bitmiyor. Ya çevreniz sağının sondaki iş yaptığınız firmalar olsun, diğer konu komşu olsun. Sanayi olarak baktığımız zaman olay ne durumda? Yani sanayi olarak bir çok kısım bunu yapıyor. Evet. Yani şu anda belki %30, %40'ları yapmıyor. İşten çıkarılanlar oldu, şunlar oldu, bunlar oldu. Ama bir sanayici, bakın, sanayici demek basit bir şey değil. Sanayici demek yağmurda, çamurda, karda, her şeyde dik evet. Durması lazım. Doğru efendim. Eğer gelip bir sanayici kimliğini sadece kazanıyorsan sen sanayiye girme. Yani kimlik için gelme diyorsun. Kimlik için gelme. Evet. Sanayicilik ayrı bir meziyettir. İslam'dır. Allah'ın yanında para yoktur. Evet. Allah önüye para atmaz. Allah birini vesile eder. Onun yanında 100 kişi çalıştırır. Ve o 100 kişiye onu paylaşarak o 100 kişinin de sana rızkını gönderir. Evet. Ve 100 kişiye dağıtırsın. Bak ben 10 sene evvel de söyledim. Allah şahittir. Ben yatım olsun istemiyorum. Katım olsun istemiyorum. Evet. Ben diyorum ki çalışalım. Herkes evine ekmek götürsün. Fazlalığımız da varsa fakir fukaraya destek olalım. Çok güzel evet. Yurtlar açalım. Spor okulları açalım. Evet. Yani insanlar çünkü verilen sizin değil ya. Siz bekçiyiz biz. 4 metre kefenden gidiyorsunuz evet. Yani. Sonra ne olacak? Bana bunu bırakmamış, şunu bırakmamış. Yok arkadaş. Çok doğru söylüyorsun. Bakın benim 5 çocuğum var. Elinizi öper. Allah bağışlasın efendim. 100'de personelim varsa benim 105 çocuğum var. Ya şimdi ben çocuğuma bakım, personelimi dışarı atım. Böyle bir dünya var mı? Doğru söylüyorsunuz. Böyle bir dünya yok. Sanayicilik Allah kabul etmez zaten onu başkanım. Sanayicilik budur ya. Evet. Ya vesilesin. Allah size yürü demiş. Evet. Yürürken de bu insanların ekmeğine vesile ola bakın. Vesile olursun. Sen yaptıkça Allah verir. Bana aynen. Ahmak dediler, bana geri zekalı dediler. Sen insanlara niye bu kadar idiriyorsun, içiriyorsun? Ben idirmiyorum ki Allah'ın malını idiriyorum ya. Benim neyim var? Aracıyım ben. Aracıyım, vesileyim. Evet. Şu şekilde devam ediyorum. Rabbime de binlerce şükürler olsun. Yolumuza devam ediyoruz. Maşallah. Başkanım abi yoğun bir iş temposu var. Hı hı. Yani böyle gerçekten çünkü bazen böyle bir çay içmeye geldiğim zaman sizin ofisinizde başınızı kaşıyamıyorsunuz. Hem diğer kesimler, biçimler, parçalar, siparişler vesaire, hı hı. Fabrikalardan gidiş gelişler. Hı hı. Bu yoğun tempo arasında bir Urfa Spor, hı hı. Bir de sizin bir sosyal aktiviteler var. Mesela evet. Gidip çocuklara eğitim veriyorsunuz, bir söyleşi yapıyorsunuz. Evet. Daha sonra gidip mesela sporcular bir halay çekiyorsunuz. Hı hı. Daha sonra mesela gidip bir sıra gecesinde şiir okuyorsunuz. Hı hı. Sıra gecesi kültürüne çok fazla bir ağırlık veriyorsunuz. Hı hı. Bütün bunları nasıl yetiştirebiliyorsunuz? Şimdi baba, benim rahmetli babam... Allah rahmet eylesin. Bu arada mekanı cennet olsun. Bütün geçmişlerimizin de babanızın da efendim. Tenkeci Muhammed diye Urfa'da lakabı. Evet. Folklordan gelen Urfa'nın dörtlük degenek oyunundan ustadı. İşte maşallah. Rahmetli Abdullah Balak'tan, işte Karınca Durak, Nenem Hay gibi bir ekip olarak. Ve Urfa'da da çok gençleri yetiştirmiştir işte.
Selami Yıldızları, işte Mehmet Çobanları, Halil Karacaları falan. Bunlar hep rahmetli Tenkezim Hay babamın talebeleridir. Folklor ve sanat ruhu bize oradan geliyor. Genetik yani. Genetik yani. Evet. Babadan gelme. Artı bizim bir de mutfak bölümümüz var. Evet. Yani mutfak bölümümüzde de mesela. Bu arada özür dilerim. Sayın Başkan konuşurken Fethi Bey o fotoğraflar da arkada görünürse hem başkanımın işte o kadayıf yaptığı fotoğraflar var, diğer bütün fotoğraflar var. Hem onları gören hem başkan konuşsun. Evet başkanım buyurun lütfen. Bir de mutfak bölümümüz var. Evet. O da gizli bölümde işte mesela. Ben Urfa sevdalısıyım. Evet. Urfa'yı seven işte yemeği, kaliteyi seven insan. Evet. Ve 53 yaşındayım. Evet başkanım. 53 yıl içerisinde kendimi bildiğim 7 yaşında ben Allah'ı tanıdım. Bu da kadayıf yapıyorsunuz. Ha. Evet. 7 yaşında Allah'ı tanıdım. Maşallah efendim. Başarıya oradan geldim. Ben 7 yaşında 6 gün, hani demin diyorsunuz bu kadar enerji. 6 gün sanayide sabahtan öğlene kadar okul, öğleden sonra sanayi. Pazar günü de Eskimo satıyorum. Siz de satın o tahta arabayı ittiğinde de ben de eski. Fırık o eski. Evet. Eskimo. Evet. Gençlik bağını oradan kaldırırdık. Ve onu ne yapıyordum? 10 kardeştik. Annem burgulaşı yapmış salata yapsın diye. Destek olun diye. Ekolay bakın ek, evet. 7 yaşında destek olmayı orada öğrendim. Maşallah efendim. Şimdi ben nasıl personelimi gönderirim ya? O günleri gördük ya diyorsunuz. O günleri evet. Gördük nasıl gönderirim yani. Varsa yeriz yoksa da yapacak bir şey yok yani. Evet çok kısa ama bak başkanım gerçekten var ya. Şimdi bizim insanımızın en büyük zaten kaybı buradan oluyor. Hı-hı. Mesela büyük bir iş adamı oluyor. Hı-hı. Adam sana sanki geçmişi yokmuş gibi davranıyor. Ama siz mesela ne güzel böyle bir bedenince sahip diyorsunuz ki ben Eskimo sattım. Sattım. Ben Bulgaraş'ın yanına şeyi koydum. Salatayı koymak için destek oldum. Yani bu olmazsa zaten bu oldu mu? Hani diyor geçmişini bilen geleceğinden korkmasın. Korkmasın. Ben kötü bir kar etmemişim ki. Elhamdülillah. Eskimo satmışım ama destek olmuşum. Yani hırsızlık yapmamışsın. Babama destek olmuşum evet. Yani. Gidip hırsızlık edip getirmemişim eve. Evet. Yani Allah muhafaza. Yani ben 53 yaşındayım daha çocuklarıma haram götürmedim. Allah da bize nasip etmesin. Onun için biz doğru olursak, maneviyetimizi kaybetmezsek, Allah'ın ipine sarılırsak, birbirimize duamızı arttırırsak bu virüsü yeneriz. Kesinlikle. Efendim. Bunu yapmazsa yenemeyiz. 2 yılda da yenemeyiz. Evet doğru. Bu bize bir derstir. Aynen. Bu bize bir sırdır. Benim bütün Müslüman kardeşlerim bu konuda ayılsınlar. Birbirimize dua edelim. Birbirimize destek olalım. Bir şekilde az bir zayiattan bu işten bizim kurtulmamız lazım. İnşallah. Bakın Amerika yerden bir oldu. Bugün İspanya, Fransa, İtalya, evet. Bugün Çin. Bunlar hepsiledir. Bunlar çünkü yanlış yoldalar da. Onlar tokadın büyüğünü yedi. Bize ufak. Biz ifağını yedik. Evet, doğru ayılalım ki biz dik çıkalım. Evet. Ayılmazsak daha büyüğünü yeriz. Allah muhafaza daha büyük gelir. Altından da kalkamayız. Evet. Başkanım şimdi fotoğraflarda geliyor mesela yanımızda belediye başkanları var, milletvekilleri var, bakanlar var. Göreviniz gereği sürekli işte bürokrasidesiniz, sürekli iş adamla berabersiniz. Yurt içi yurt dışında görüşmeler yapıyorsunuz. Fakat Rehit Karakaş o Urfalı şivesinde hiç şey kaybetmiyor mesela. Şivemi kaybedersem kendimi kaybederim, buraya gelmem. Estağfurullah efendim. Yani ben şivemi kaybetmem. Neyse onu anlatırım. İçimden ne geliyorsa onun evet. için konuşuyorum. Dün beni çağırmışsınız. Ben kesinlikle ne çalışmışım ne de bunu soracak, şunu soracak diye evet. bir şey yok. Benim içimden nasıl geliyorsa öyle benimki öyle. Bakın ben bazı kurumlarda, bazı şeylerde, bazı yerlerdeyim. Evet ama ben hiçbir şekilde, hiçbir zaman bir yere geçtiğim vakit orayı basamak için kullanmadım, kullanmam da. Evet efendim çok güzel. Yapmam da. Görev verilirse yaparım. Yani diyorsun koltuktan değer almam, koltuğa değer ben veririm. Ben veririm. Çok güzel. Evet. Şimdi başkanım sizin bir video var. Bu arada Sayın Mehmetcan Polat'ın havalarında karşılarken çiçek olayında oradasınız. Hı. Şimdi arkadaşlar Sayın Başkanımız ne yapmıştı efendim? Hem sıra gecesinde gitmişti, gençlerle birlikte halı çekmişti. Bir de bizim miniklerimize bir güzel bir söyleşi yapmıştı. Aslında harika bir düşünce. Böyle sağduyulu insanlara ihtiyaç var. Ne demişti gençlerimize? Kitap okuyun, kitaba yönlenin. O videoyu izleyelim efendim. Gençsiniz, bakın. Keşke ben sizin kadar olaydım. Önümüzde çok güzel günler var. Onun için
siz kitabınızı sevin ki kitap da sizi sever. Kitabı sevmeyen başarılı olamaz. Kitabınızı sevin, okulunuzu sevin. Ama en büyük hedefiniz üniversite diplomasını aldıktan sonra başlamak. Ve üniversite diplomasından sonra ne olur? Ailenize bağımlı olmadan ayaklarınızın üzerinde durmaya çalışırsınız. O diploma size ekmek kazanıyor. Onun için hep bize başarılar diliyorum ama bu sözünü yalana atmayın. İlk önce altını yapalım. Evet, işte gördüğünüz yeri geldi miniklerimize kaldı çok güzel bir şekilde kitaba yönelmeleri konusunda nasihatlerde bulundu. Daha sonra geldi sporcularına moral motivasyon olsun diye halay çekti. Şimdi bir iki mesaj var, onları okumak istiyorum ben. Hayırlı yayınlar kardeşim demiş. Kim? Bakın. Güzel program oluyor. Bu memleket çalışanı sevmez. İnanıyorum ki bu ve bunun gibi programlar Urfa Sporu tekrar eski günlerine kavuşturur. Selam ve sevgiyle kalın. Mehmet Reşat Özmen demiş. Karakaş Başkanı'na selamlar demiş. Evet, sağ olsun. Bu arada bir minikten daha selam gelmişti. Onu da ben az önce... Evet. Furkan Özmen de amcama selam olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Dostlarımız böyle selam söylemişler size başkanım. Ve tabii çoğunda gündemi Urfa Spor diyorlar hepsi. Evet. Şans da diyorlar Urfa Spor'un. Onu da belirtmişler. Şimdi Urfa Spor'a geleceğiz ama gelelim Urfa Spor'a başkanım. Birazdan gelelim. Evet. Şimdi ekonomiyle ilgili devam edelim. Virüsle ilgili başkanım. Şimdi demin de dediğimiz gibi bugün Albayrak Bakanımız bütün bankalara talimat geçti. Evet. İşte çeklerini ödemeyen, senetlerini ödeyemeyen yani sıkışanlara bir KGF diye bir program hazırladı. Hı hı, evet. Maalesef kamu bankalarımız buna harekete geçti. Özel bankalarımız bunları biraz sallama pozisyonunda. Yani bunlara eğer bakanımız biraz daha dün bence biraz daha kızdı gergin bir şeyde. Evet. Yani şimdi bu bankalar normal şeylerde normal hayat devam ederken bu firmaların kaymağını yemiyor mu? Evet kesinlikle. Bugün bu sıkıntılar da varsa ha devlet bankası ha özel banka. Özel banka devlet bankasından daha çok faiz oranı. Evet yüksek. Ama bu ortamda da eğer bu özel bankalar da elini taşın altına koymuyorsa o zaman yarın ülke düzeldiği vakit o zaman ne işler var bu? Kesinlikle. O zaman biz de onlara gitmeyiz. Yani. Aynen. Başkanım bak ben de onlar gibi haber hazırlamıştım. Hatta ben okuyacaktım. Özel bankalar şikayet diye virüs salgından etkilenen vatandaşların kredi ve kredi kartı borcunu öteleme sözü veren özel bankalar erteleme taleplerini ya karşılamıyor ya da yüksek faizler talep ederek vatandaşı bezdiriyor. Kimi banka ise ihtiyacı olan vatandaşa kredi açmamak için bahaneler üretiyor. Başvuru süresini uzatıyor, oyalıyor. Vatandaşlara özel bankalarda kefil, gerekçesiz ret ve komisyon sıkıntı yaşıyor. 5 kişi başvuruyorsa bir kişi ancak alıyor da yarısını alıyor. Böyle olmaz. Olur mu böyle? Yani hakikaten yanlış. Yani Müslüman bir devlette yaşıyorsan iki din taşıyorsun. Evet. Böyle bir şey yok. Şimdi normal şartlarda diyorum ki bakın normal şartlarda işler düzgün olduğunda bu bankalar bu firmaların faiz oranı yüksek olduğu halde bu
firmalar kendileriyle çalışıyorsa, evet, bugün de bu firmalar sıkıntıya girmişse, bunlar da ellerini taşın altına koyacaklar arkadaş. Aynen. Biz nasıl personelimizi göndermiyorsak, aynı keza onlar da bu desteği yapacaklar ki birlikle, beraberlikle bu virüsten kurtulmamız lazım. Evet. Yoksa kopuk oldu mu iş, kusura bakmasın kimse, bu ülkede düzelmez. Başarı ulaşamayız. Evet. Aynen. Başkanım, yarın da sokağa çıkma yasağı başlıyor. Bu gece 24'te başlıyor ama şunu da söyleyeyim. Şimdi İçişleri Bakanlığımızdan bir genelge geldi. Ben onu okumak istiyorum son dakika olarak. Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı'na yapılan açıklama şöyle. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı bulunan 31 ilde bugün saat 15'te, bakın burayı iyi dinleyin, bugün saat 15 yani 3'ten itibaren öğlen vakti, gece 24'e kadar 9 saat boyunca polis, jandarma ve diğer ekiplerle ne yapacaklar? Pazar yerlerinde, fırınlarda, marketlerde, büfelerde, toplu taşıma araçlarında, petrol istasyonlarında denetim yapacaklar. Maske olmayanlara, sosyal mesafeyi koymayanlara ceza başlayacak bugün saat 15'ten itibaren, haberiniz olsun. Evet başkanım. Şimdi neyi söyleyeyim? Sokağa çıkma yasağı yarın başlıyor. Gece 24'te yani başlıyor. Bu gece 20'de, 12'de sokağa çıkma yasağı başlıyor. Evet. Pazar günü akşam 24'te. 24'te. Evet. Yani bu 2 gün ya. 48 saat. 48 saat. Bugün ben inanıyorum ki 14 gün ohal olup sokağa çıkma yasağı olsa 14 gün herkesin evinde her şey mevcuttur. Kesinlikle. Bulguruyla, makarnasıyla her şeyi var, evet. Her şeysiyle. Kimi et yer, kimi burgalı yer, kimi pirinci yer, kimi bilmeyen mi? Evet, evet. Bu bizim sağlığımız için. Şu anda biz can savaşı veriyoruz can. Savaştayız ya. Evet. Canını kurtaracaksın, aileni kurtaracaksın. Sen kendini dışarı atıp gidip fırının önünde sosyal mesafeyi korumadığın vakit. Evet. Getirip bunu ailende 5 kişiye yaydığın vakit. Bakın bunun muhabbeli de büyüktür ha. Çok doğru. Cinayet. Bu cinayet. Cinayete sebep oluyorsun sen, evet. Senin evde annen baban 65 yaş üzeri ise, korona hastası ise, sen gidip dışarıdan o hastalığı getirip onları öldürmeye hakkın yoktur. Evet. Ben halkımdan şunu istiyorum. 48 saat ekmeğin olmayabilir, bir fırına gidip gelebilirsin. Tepsini götürme, biberini, evet, götür. Evde pişir ya, tüp yok mu? Evde pişir. Evet. 5 dakikada ekmeğini al, evine dön. Evde hayat var, 48 saat evinden çıkma Urfa. Aynen. Türkiye. Doğuşan ekmeğe salça da sürseler, yani ya, az mı yedik ya, biz tutma, salça ekmeği tutma, yani? Tutma ya, 48 saat, evet, ya. 48 gün demiyoruz ha, 48 saat diyoruz ya. Evet. Zaten sabah 11'de uykudan kalkıyorsun. Hadi iki öğün yiyeceğiz, doğru söylüyorsunuz. Bir sabah yiyorsun, bir de akşam. Akşam üstü yiyorsun, iki öğünde bitiyor. Ya başkanım, siz savaştayız dediniz ya şimdi. Hı-hı. Savaşta olsak yine iyi bakın. Savaşta düşmanı görüyorsun. Burada görünmeyen bir düşman var. Yani daha kötü tarafı. Yani gidiyorsun, düşmanını yutuyorsun, gelip eve, evet, atıyorsun. Sevdiğine götürüyorsun. Sevdiğine babana, dedene götürüyorsun, eşine götürüyorsun, götürüyorsun, çocuğuna götürüyorsun, babana götürüyorsun, annene götürüyorsun. Evet. Burada öz güvenimizi kaybetmeyelim. 5 dakika çıkıp ekmeğimizi alıp eve dönelim. Evden çıkmayalım. Evet. Birbirimize yardım budur. Aynen. Ya o cuma, geçen hafta sokağa çıkma yasağı çıktı. Adam adamı öldürüyor. Bu ne ya? Aynen başkanım, doğru söylüyorsun. Bu ne ya? Almayın ya. Hayır, bir de adam gibi diyor ki abi, kebabı bacılar nerede diyor. Ya. Sanki iki gün savaşın masasına gelip kebabı bacılar. Asabı açtırıyorlar ya. Evet, evet, evet. Biz düzelemeyiz abi, böyle olursa kusura bakma Mehmet Bey. Biz savaşı hak etmişiz. Hala eğer tevekkül etmiyorsak, evdekinden yetinmiyorsak, eğer cumartesi sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinde, eğer kasabı açtırıyorsak, evet, kusura bakmayın. Geçen pazar sokağa çıkma yasağı varken İstanbul'da polis ekipleri bir minik marketin açık olduğunu tespit ettiler. Evet. Markete baskın yaptılar, markette 3 kişi var. Evet. Ve başkanım, Marhan'sı dedi ya, biz tokat yiyoruz. Üzerine söylüyorum, ne yapmışlar biliyor musunuz? Alkol almışlar. Hani poşette alkol eve götürecekler ve her biri 3.000 lira ceza yedi. Toplam 9.400 lira ceza yediler orada. Evet. Hem maddi tokat yedin, hem manevi tokat yiyeceksin sen. Ya sokağa çıkma yasağında böyle bir sistem çok da mantıklı değil. Şimdi Fethi Bey, kısa bir ara mı vereceğiz? Evet değerli dostlarımız, şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aramızdan sonra da Sayın Başkan'la birlikte çok güzel bir spor konusu var aslında. Çok güzel derken, gençlerle ilgili, sporla ilgili, evet, yani daha 20 zor efendim izleyeceğiz, onu daha söyleyeyim.
yavaş yavaş, daha zamanımız var. Zamanımız var, vaktimiz yok efendim. Tamam. Değerli dostlarımız, kısa bir ara vereceğiz. Kısa aradan sonra tekrar sevgili Şanlıurfa Spor eski kulüp başkanımız, aynı zamanda iş adamımız Reşit Karakaş'la sporu, gençleri ve merkezi konuşacağız. Az sonra birlikteyiz. Dışarıda da virüs var. Bize ekmek alır mısınız? Alırım amcacığım. Kaç tane alayım? Bir tane. Siz dışarıya çıkmayın. Ben size gidip ekmek alıp geleceğim. Tamam. Uy! 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 Sevgili büyüklerim, lütfen sağlığınız için evde kalın. Görüşmek üzere. Anneanneler, babaanneler, dedeler, lütfen bizim için evinizde kalın. Geleceğimiz için lütfen evde kal Türkiye. Lütfen evde kal Türkiye. Can sıkıntısı, solunum sıkıntısına iyidir. Evde kal Türkiye. Anneler, babaanneler, dedeler, hem kendi sağlığınız için hem de bizim sağlığımız için evlerinizde kalınız. Koronavirüs için hiç dışarı çıkmayınız. Hayat eve sar. Evde kal Türkiye. Evde kal Türkiye. Evde kal Türkiye, evde kal Urfa. Kal. Dışarıda mikrop, evde kal Türkiye. Evde kal Türkiye. Güvende kal Türkiye. Geleceğimiz için lütfen evde kal Türkiye. Lütfen evde kal Türkiye.